Bir haber alalım. Diha. Diha ile Diha. Şimdi ben evde oturuyordum. Evin içerisinde bir duman kokusu hissettim. Sonra önce evin içerisini kontrol ettim. Evden olmadığını anlayınca dışarıdan dumanları gördüm. Koşturarak aşağıya indik. İçeriden alt kattan, bodrumdan yoğun bir duman geliyordu. İçeriye tabii insanlar giremiyordu ama bir annesi herhalde feryat figan ediyordu. Çocuklarım içeride kaldı diye. Sonra böyle söyleyince ağzımı kapatarak içeriye girdim. Kapkaranlıktı zaten. Telefonun ışığını açtım. Emekleme aracında bir çocuğu gördüm. Ufak bir çocuk. 1-1,5 yaşlarında. Hemen tuttuğum gibi dışarıya çıkardım. Bir kişiyi öyle çıkardık. Bir kişiyi de başka bir arkadaş tam merdivenlerin oraya gelmiş. O da onu o şekilde çıkardı. Yalnız üçüncü çocuğu bilemiyoruz tabii. Çıktı mı, çıkmadı mı, içeride mi rahmetli oldu bilemiyoruz. Durum bu. Bir çocuk mu vefat etti? Bir çocuk içeride kaldı diye biliyoruz. Ben çıkardığımda çocuk tabii ki baygın haldeydi. Ama nefes, sanki biraz nefes alıyordu. Yani vücudu falan sıcaktı. Yani herhangi bir yanma yoktu ama dumandan etkilenmiş olma ihtimali yüksek. Yanık falan yoktu çocuğun üzerinde. Zaten bebek aracının üzerindeydi. Daha sonra dumandan etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü yanık falan yoktu. Üzerinde biraz da ıslaklık da vardı. Muhtemelen buradan su falan dökerken çocuk ıslanmış. Yanma falan yoktu çocukta kesinlikle. O konuda bilgim yok ama anladığım kadarıyla salonda bu yangın çıkmış. Zaten çocuk da tam salon kapısının önündeydi. Herhalde içeride salonda kalan çocuk rahmetli oldu. Bir tanesi de tam kapının önüne gelmişti. O kapının önünden çıkardıkları ilk çıkandı. İkinciyi ben çıkardım. Hayır, yangın çıkmış ya, o yüzden çekti. Can, bir şey olmadı.